Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ı Taharet'ten devam ediyorduk. Mişkatul Mesabih'te. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdesti sünnetine, adabına uygun olarak alanların mükafatından bahsedecek. Camiye yürüyüp gidenler, bir namazdan diğerine kadar camide bekleyenler veya bir namazı eda ettikten sonra o namazdan almış olduğu huşu, lezzeti yeniden yaşayabilmek için sonraki vakti bekleyenlerden bahsediyor. Ebu Hureyre rivayet ediyor radıyallahu anh. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا. أَلَا hemze istifham için la nafiye, yani edat tembih değil çünkü sonrasındaki gelen bela buna işaret ediyor. Ela edullukum, size haber vereyim mi? Ala ma yemhullahu bihi el hataya, Allah'ın kendisiyle hataları sildiği, mahvettiği, yani kiramen katibin, meleklerin yazmış olduğu o defterden hataları sildiği, o yazıcı meleklerin yazmış olduğu hataları silmiş olduğu şeyi haber vereyim mi? Nasıl onlar silinir? وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. Ve Allah Teala cennette kişinin derecelerini nasıl yükseltir? وَيَرْفَعُ بِهِ بِمَا الدَّرَجَاتِ. Dereceleri neyle yükseltir? اَلَا اَدُلُّكُمْ, size onu haber vereyim mi? قَالُوا بَلَا. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, buyur ya Resulallah, sizi dinliyoruz dediler. Kale, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu noktada üç husustan bahsediyor. Bir tanesi isbâgul vudu'yi alel mekârih. İsbâgul vudu, vudu abdest, yani abdesti kamil yapmak. Üç defa her organı yıkamak, mes hariç tabi, üç defa yıkamak. Abdest alabileceğiniz hallerde teyemmüm almamak, abdest alırken konuşmamak, salihlerin yaptığı duaları yapmak, kıbleye karşı yönelmek, o halde abdest almak, abdest suyunun üzerinize değmesine engel olmak, isbâgul vudûyi alel mekârih. Mekârih, meşakkatlere rağmen kim bunu yaparsa, kamil yaparsa, وَكَثْرَةُ الْخُطَى اِلَى الْمَسَاجِدِ. Huta, hat ve kelimesinin çoğulu. وَكَثْرَةُ الْخُطَى, kimin çok adımları olursa, اِلَى الْمَسَاجِدِ, mescitlere, camilere. Yani şöyle değil tabi, burada cami, burada eviniz. Şuradan yol daha uzun, buradan daha yakın. Peki adım daha çok olsun diye uzak yoldan gidersek daha fazla ecir alır mıyız? Hayır. Peki bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Şuna işaret ediyor. Kim evi uzakta olmasına rağmen tembellik göstermiyor, ezan-ı Muhammediye okunduğunda ya da vakit yaklaştığında evinden çıkıp yürüyerek camiye gidiyorsa bu adamın ecri çok fazla olacak. Yani o meleklerin yazmış olduğu amel defterinden küçük günahları, büyük günahlar değil, küçük günahları ne siler? Onlardan bir tanesi de وَكَثْرَةُ الْخُطَى اِلَى الْمَسَاجِدِ. Yani mescide doğru yürüyor Müslüman. Ne kadar çok yürürse o kadar çok ecri var. Ha ben gideyim, evden uzaklaşayım, daha uzak bir yerden geleyim, sevabım daha fazla olsun derse olur mu? Olmaz. Yani bu uzaktakini aleyhissalatü vesselam teşvik ediyor. Bahanelerin arkasında saklanma diyor. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Benu Seleme kabilesi uzaktaydı. Geldiler, dediler ki bugünkü gibi hoparlörler yok, saat de yok, ezan vaktini belirleyemiyorlar. Ya Resulallah, şuralardan bir yerden bize arsa verseniz,
buralara yerleşsek, ezan-ı Muhammediye okunduğunda duysak, gelsek, sizinle beraber namaza başlasak dediklerinde bu ayet-i kerime nazil olmuştu. Yani Cenab-ı Hak onlara وَنَكْتُوُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ, yani onlar camiye doğru yürürken ne kadar adım attılarsa Allah Teala onların adımını yazacak ve onun ecrini alacaklar. Üçüncüsü وَانْتِذَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, yani intidaru salah, namazı beklemek, ba'da salati, namazdan sonra. Efendimiz aleyhissalatu vesselam وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجَعَ, yani camiden çıktı, dönene kadar namazı kılan bir delikanlı var ki onun kalbi camiye bağlı. Yani وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, efendim yani camide öğle kıldı, ikindiye kadar oturup beklesin mi? Eğer dışarıda işi yoksa, evrad-ı ezkârı varsa otursun. Ama Cenab-ı Hak فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ, yani zayıf bir rivayettir ama الْفَرِيضَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ, farzdan sonra gelen diğer farz nedir? Nafaka kazanmak. Peki önceki farz hangisi? Cuma. Allah Teala Cuma'yı kıldıktan sonra, o bir farzdı. Peki neyi emrediyor? Dışarıya çıkıp nafaka temin etmeyi emrediyor. Yani Müslüman yatıp işte birileri zenginler kazansın bana göndersin, böyle bir kanaati anlayışa sahip olmaz. Tabii talebe-i ulumdur. Onun çalışmaya imkanı yoktur. Çalışırsa mutala müzakeresi olmaz. Ama onun dışında biri derviştir. Ne yapacak? Gidip çalışacak. Elini açmayacak. Veren el olacak. Alan el olmayacak. Yani namaz farz ama nafaka temin etmek, bunun için çalışmak, o da farz kardeşim. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi doğru anlama mecburiyetindeyiz. Yani namazdan sonra namazı beklemek, kalbi oraya bağlı olacak ama dünya işlerini halletti, çalıştı, camide bekliyor, evrad, ezkar, tabii ki o da bunu yaparsa çok faziletli olur. Fedalikumur ribat, işte fedalikum, bu üç sayılan husus neydi onlar? Bir tanesi abdesti adabıyla, sünnetiyle yerine getirmek, her organı üç defa yıkamak, efendim sağ çift organ varsa el gibi, ayak gibi sağdan başlayarak yıkamak, bunlar yerine getirmek, camiye yürümek, yürürken atılan adımlar. Üçüncüsü ise namazı kıldınız ama öyle bir haz aldınız ki o namazdan, yine ezan okunsa, yine gitsem, yine Allahu Ekber desem, yine namaz kılsam diye içinizde bir arzu var. Fedalikum, işte bu üç husus er-ribatu, ribattır. Ribat kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, sonraki selefi salihin uzaklara giderlerdi. Küffarla Müslümanların sınırına. Orada kalelerde nerede gidikler var, orada postlarını serer, ibadet eder, düşman saldırırsa İslam diyarını korurlardı. Onlar ilk sufiler, aynı zamanda mücahiddiler. Murabıttı onlar. Yani tekkeye çekilip evrad-ı ezkar ile meşgul olmak değil. Asıl tasavvuf nedir? Onların yaptığıdır. Bilad-ı İslam'ı korumak, himaye etmek. Oradan karşıya giderlerdi. Küffara İslam'ı anlatır, tebliğ eder. Eğer ordu halinde saldırırlarsa kalenin içinde ribatlarda mücahitler, mutasavvıflar bekler, hem evradı vardı, ezkârı, nafile ibadetleri var, onu eda eder, düşman saldırdığında da cihad ederlerdi. İşte bu da sizin ribatınız. Nasıl? Şeytan saldırıyor. Düşman saldırırken kalede bekliyorsunuz, püskürtüyorsunuz. Şeytan da size her an saldırıyor. Abdestinizi doğru alırsanız, ezan okunduğunda camiye yürüyüp giderseniz,
namaz kıldınız, gelecek namazı bekleyecek bir huşuya sahipseniz bu sizin ribatınızdır. Şeytanın manevi saldırılarını bu üç hususa riayet ederseniz püskürtürsünüz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وفي حديث مالك بن أنس فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين فإن مالك بن أنس حديثinde ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte sizin ribatınız, işte sizin ribatınız diye iki defa tekrar ediyor. Tirmizi'nin rivayetinde ise ribat kelimesini sallallahu aleyhi ve sellem فذلكم الرباط şeklinde üç defa tekrar ediyor. Kardeşlerim, diğer hadisi Osman bin Affan radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Yani Müslüman abdestini tam alırsa, kamil olursa, sünnet adab yerine getirirse ondaki küçük bütün günahların abdest affına, mağfiretine, mahvolmasına, silmesine vesile olur buyuruyor. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz abdest alırken yüzünün rengi değişirdi. Sahabede abdest alırken titreme hali olurdu. Bir temizleniyor, arınıyor. Yani bir hastalıktan kurtulacaksınız. Bir operasyon yapıyorlar, yapacaklar. Bir ürperti olur, sonrasında sevinme olur elhamdülillah. Bundan da salimen kurtulduk diye. Her abdest günahlara karşı manevi bir operasyondur. Abdestle, abdest sanki bir neşter. Abdestle günaha neşter vuruyorsunuz. Abdestle manevi urları temizliyorsunuz. Ona niyet etmek lazım. Biz görmüyoruz ama gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Sanki günahın maddi bir şekli var. Maddi bir sureti var. Burada belki istihare var. Anlayalım, kavrayalım. İdrak edelim diye sallallahu aleyhi ve sellem günahı müşahhas bir çerçevede bize ifade buyuruyor. Ve an Uthman radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men tevadda'a fe ahsenel vudu. Kim abdest alır da abdesti güzel bir şekilde yaparsa, yani sünnet-i seniye var, adabı var, kıbleye dönüyor, abdest suyun üzerine damlatmıyor, elini, ayaklarını, yüzünü, ağzını üçer defa yıkıyor, başını kaplama mes yapıyor, istihab mes yapıyor. Men tevadda'a fe ahsenel vudu'a haracet hatayahu min cesedihi. Ne kadar küçük günah varsa cesedinden onlar çıkar gider. Haraca hatayahu min cesedihi hatta tahruce min tahti adfarihi. Dufur, adfar, tırnak. Hatta tahruce min tahti adfarihi. Tırnaklarının altına varıncaya kadar. Ne kadar günah varsa onlar gider. Yani bir kadın oje dışarıda sürebilir mi? Süremez. Haram. Ama eşinin yanında süslenebilir mi? Süslenebilir. Ama eğer oje burada abdest vaktinde durur ise, abdest suyunun tırnağa ulaşmasına engel oluyorsa o zaman abdesti olmaz. Gusü de olmaz. Peki geçici bir şekilde bunları eşinin yanında yapsa haram olur mu? Abdeste çıkıyorsa olmaz. Eşinin yanında bir kadın süslenebilir mi? Elbette süslenir. İslam onu emreder, onu telkin eder. Ama eğer cahiliye zamanlarında bunu dışarıda yaptıysa, erkekler onu o hallerde gördüyse, bunlar günahtır, haramdır. Tevbe ettiyse bu kadın, pişman oldu, nadim olduysa, tırnaklarına varıncaya kadar abdest. Eğer huzur-u ilahiye çıkacağına inanan bir mümine o şuurla abdestini alıyorsa, Allah Teala ondaki günaha dair neler varsa tabii kul hakkı olmayacak, büyük günahlar olmayacak,
onları temizler, alır götürür. Tamam. Tabii kadının da yani böyle sokakta açık dolaşması, mahremiyeti çiğnemesi, bunlar da onun adına büyük günahlardır. Ama inşallah bahsettiğim günahları, abdest, niyet sahih olursa, pişman olur, nadim olur, nedamet varsa, nedamet, ettevbetu nedametun, tevbe pişmanlıktır. Varsa bu temizler. Ama şöyle düşünüyorsa, nasıl olsa abdest temizliyor. Ben gelecek namaza kadar yine günah işlemeye devam edeyim, tekrar abdest alırım, temizlenirim derse, bu abdest onun için temizleyici olur mu? Olmaz kardeşim. Olmaz. Oyuncak değil bu. Gören ve bilen Allah var. Evet kardeşlerim, diğer hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Tabii bunlar önemli. Şia biliyorsunuz abdest alırken ayaklarını yıkamıyor, ayakları meshediyor. Bununla alakalı çok delil var. Zaman zaman biz onları derslerde, fıkıh derslerinde anlattık ama biz oraya girmeyelim. Ayeti ya yüllezine amenu izâ kumtum ilassalâti fâgsilû vucûhakum ve eydiyekum ayet. Nasıl anlamak lazım? Tefsir ve fıkıh derslerinde biz onu ayrıntısıyla ifade ve izah etmiştik. Ama bu hadis-i şerif, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, sonrasında Hazreti Osman hadisi gelecek. Allah Resulü aleyhisselamın abdestini bize anlatacaklar. Ya da Efendimiz aleyhisselamın abdeste dair ifadeleri. Bunlar önemli. Neden önemli? Resulullah aleyhisselam nasıl abdest aldıysa bizim için geçerli olan odur. Eğer ayağı yıkadıysa bitmiştir. Ayağı yıkanacaktır. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Şimdi إذا توضأ العبد المؤمن, Müslüman bir kul ya da ravinin şekki var, evil mümin. Müslüman ya da mümin bir kul. Yani aynı anlamda burada kullanılıyor. Aralarında nüans var tabii. Fegasele vecehu. Abdest aldı, yüzünü yıkadı. İdanın cevabı, harece min vecehi. Yüzünden çıkar. Kullu hatiyetin. Bütün hatalar, nadara ileyha. Baktı onlara, bi'ayneyhi, gözleriyle. Gözleriyle baktığı günahlar, o günahların sonucu nedir? Müsebbibi hata. Mecaz, mürsel var burada. Yani o günahlardan hasıl olan ne kadar hata varsa, yüzünü yıkadığı zaman o hatalar gider. Ma'al ma'i, ma'a infisalil ma'a. Yüze suyu vurdu, su yüzden akarken göz, gözden kaynaklanan ne kadar günah varsa onlar zahil olur. Şimdi abdeste yüzümüzü yıkıyoruz, gözümüzün içine su vurmuyoruz. Peki yüz mü daha çok günah işler, göz mü? Göz daha çok günah işler. Kişinin aklına şöyle gelebilir: evet, abdest alırken organlarımız günahtan temizleniyor, arınıyor. Peki ya gözlerimiz? Gözümüzü yıkamıyoruz. El huşu ile Resulullah Aleyhisselam'ın aldığı gibi abdest alırsa Müslüman, Allah Teala gözünde harama bakmaktan mütevellit kaynaklanan ne kadar günah varsa onları temizliyor. اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَا ya da yüzden o akan en son damlayla beraber o ayrılınca gözler haramdan temizlenmiş oluyor. فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ellerini yıkadığında خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَتِلْ o zaman ellerinden bütün hatalar, yani günahtan kaynaklanan hatalar da çıkmış olur. كَانَ batashatha yadahu ma'al ma'i, yani akhadatha
ellerinin aldığı, ellerinin kazandığı ne kadar günah varsa ellerini yıkadığı zaman abdest alırken ellerden de o günah gider. Nasıl? Yani bankaya gitmiştir. Parasını faize yatırmıştır. Ya da faizli para almıştır. Harcamıştır. Tabii bunlar büyük günah. Bunlardan aynı zamanda tevbe edecek. Tevbe edecek. Fakat elde hayatta kalan bakiyesini günahın abdest temizliyor. Büyük günah mutlaka tevbeyi gerektiriyor. Veya bir Müslüman kadınla tokalaştı. Hazreti Ayşe annemiz ne buyurmuştu? Radıyallahu anha. La vallahi ma messet yedun nebiyyi yede muraetin kattu. Yemin olsun ki Peygamber aleyhisselamın eli bir kadının, namahrem kadının eline değmedi. Şimdi adam tokalaşıyorsa pişman oldu, nadim oldu. Ya Rabbi bir daha olmayacak, bir daha yapmayacağım dediyse inşallah abdeste ellerini yıkarken yapmış olduğu yanlışları da düşünsün. O tokalaşmadan mütevellit olan, kaynaklanan günah ellerini yıkarken inşallah temizlenir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii Efendimiz doğrudan bunu anlatmıyor ama biz hadis-i şerife böyle bir misal getirmiş olduk. Ya da اَوْ مَا آخِرْ قَطْرِ الْمَاءِ elini yıkadı, elden ayrılan o son damlayla elden kaynaklanan o günah izale edilmiş olur. فَاِذَا غَسَلَ رِجِلَيْهِ ayaklarını yıkadığında خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَتِنْ bütün hatalar çıkar. Meşet haricilahu, yani ayaklarının yürüyüp gittiği günahlar. Nereye gitti? Toto loto bayine gitti. Nereye gitti? Açık suretlere bakmaya gitti. Sinemada ahlaksız görüntüler vardı. Oraya gitti, buraya gitti. Tevbe ediyor. Ama aynı zamanda abdeste de pişman oldum ya Rabbi. Bu ayaklar bundan sonra sana isyan olan yerlere gitmeyecek diye kul söz veriyorsa me'el ma'i ayaklarını yıkadı, o suyun ayağından ayrılmasıyla ev ma'a ahiri katril ma'a ayakta yıkadınız en son damlanın ayrılmasıyla Allah Teala onun günahlarını affeder. Hatta yehruce nekiyyen minezzunub bütün günahlardan tertemiz olduğu halde abdestten çıkar. O halde bu Müslüman kul temizlenmiş olur. Tabi abdest alırken Müslüman bunları düşünecek. Bunları düşündüğümüz zaman abdest bizim için büyük bir amel olur. Büyük bir amele dönüşür. Bizim için bayram olur. Temizleneceksin. Manevi uğurlardan kurtulacaksın. Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh ma-i müstamelle alakalı ondan gelen üç görüş var. Üç görüş. Birinde necaseti galizedir. İkinci görüş hafifedir. Üçüncü görüş nedir? Tahirdir ama mutahhir değildir. Peki neden Ebu Hanife Hazretleri bir görüş ondan gelen bir görüşte ma-i müstamel yani abdeste kullanılan su necasettir dedi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam işaret buyurduğu gibi abdeste kişinin abdest suyu günahlarını temizliyor. Yani biz böyle bir gözle bakınca göremiyoruz. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Evliyaullah'tan bir zattı. Yani o bizim gözle değil mana gözüyle bakınca Allahu Alem günahın abdest suyuyla aktığını, günahın o suyu kirlettiğini gördüğünden dolayı böyle bir iştihatta bulunmuştur. Şimdi adam abdesti var. O abdestle hiçbir ibadet etmeden tekrar bir daha abdest alsa veya niyet etmedi abdeste serinlenmek için elini yıkasa o su ma-i müstamel olur mu? Olmaz. Peki ne zaman abdest için olursa ma-i müstamel oluyor?
Yani çünkü o zaman manevi kiri alıyor. Manevi kiri alınca o manevi kirle işte Ebu Hanife Hazretleri'nin bir iştahatına göre necaseti galizeye dönüyor. Bu cihetle bazı alimler abdest alırken üzerlerine önlük alırlardı ki abdest suyu üzerlerine bulaşmasın arkadaşlar. وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. Yine Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh, ondan mervi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَا مِنْ اِمْرِئِنْ مُسْلِمِنْ. Manafiye, in zaide ne yapıyor? Bütünüyle manayı tekit ediyor. Hiçbir Müslüman kul yok ki مَا مِنْ اِمْرِئِنْ مُسْلِمِنْ تَحْضُرُهُ صَلَاتٌ مَكْتُوبَةٌ, farz namaz vakti hazır oldu ona. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا, yani farz namaz vakti geldi, bu da ne yapıyor? Kalkıyor. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا, o namaz vaktinin abdestini güzel bir şekilde alıyor. Farzı, adabı, müstahabı, sünneti neyse onlar yerine getiriyor. وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا, sonra o namazın huşusu, rükusu, onları da kamilen ifa ediyor. Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaptıysa. Huşu nedir? Masivadan maveraya gitmek. Masiva, Allah'tan başka ne varsa terk ediyorsunuz, bırakıyorsunuz. Abdestte de huşu var. Efendim namazda da huşu var. Ve rükû'aha, rükûsunu da o namazın, gelen namazın kamilen yapıyor. Tabii burada düz zikrediyor, küllü kastediyor değil mi? Yani rükû namazın cüzüdür, parçasıdır. Ama bazen Kur'an-ı Kerim'de parça zikredilir, küll kastedilir. Burada da rükûden namaz kastediliyor. Efendim, hangi Müslüman kul namaz vakti geldiğinde abdestini güzel alır, huşusu, rükûsuyla namazını eda etmez ki bir Müslüman kul, illa kânet, ancak olur bu namaz, keffâraten, keffâret olur, limâ kablehâ minezzunûb, o namazdan önce ne kadar günah varsa abdest ve namaz, önceki bütün günahlara, tabi hangi günahlar, küçük günahlara keffâret olur. مَا لَمْ يُؤْتِ كَب۪يرَةً, kebire, büyük günah işlemediği müddetçe. وَذَٰلِكَ, yani bu namaz sebebiyle kişinin günahlarının silinmesi, namazın günahlara kefaret olması. ذَٰلِكَ اَدَّهْرَ كُلَّ, bütün zamanlarda böyledir. Yani adam öğle namazını kıldı, gayri ihtiyari olarak bir takım yanlışlar yaptı. Sonra abdest aldı. Abdestini güzel yaptı. Ma min imri'in muslimin diyerek herkesi içine alıyor. Her Müslüman buna dahildir. Kadınlar da buna dahildir. Abdestini güzel aldı. Namazını huşu ile eda etti. Peki bu adamın geçmiş ne kadar günah varsa kul hakkı hariç, büyük günahlar hariç onlardan tövbe edecek. Allah Teala günahlarını siler, namaz kefaret olur. Ve zâlike dâhra küllehu buyurdu aleyhissalâtu vesselâm. Küllehu ifadesi dâhr, zaman kelimesinin tekkididir. Efendim yine Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh rivayet ediyor. وعنه وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فأفرغ يديه ثلاثا, abdest aldı, ف
Fe'efraga, efraga burada sabbelma, efraga sabbelma. Hani kaptan aldığından dolayı boşaltıyor. Yani suyu döküyor. Onlar zamanında bizde olduğu gibi böyle musluk yoktu. Fe'efraga ala yedeyhi selasen, iki eline üç defa oradan su döktü. Thümme temazmada, mazmaza yaptı. Mazmaza, tehrikul ma'i bil fem. Ağızda suyu hareket ettiriyorsun, ağzı temizliyorsun. Bu da üç defa yapılır. Vestenthera. Bir, ne var arkadaşlar? İstinşak var. İstinşak, buruna su vermek. Buruna verdiğiniz suyu nefesle yukarıya çekiyorsunuz. Peki, istenthera ne demek? Buruna verdiğiniz suyu sağ elle verip sol elle sümkürüyorsunuz. Yani burada istinşakı zikretmedi, istinsarı zikretti ama tabii öncesi yapılıyor. Peki kim vestenfera, yani sol eliyle burnuna verdiği o suyu, üç defa verdiği suyu kim sümkürürse, thumma gasala vecehu selasen, sonra yüzünü üç defa yıkadı. Thumma gasala yedehu yumna ilal mirfaki selasen, sonra sağ elini ilal mirfak, dirseğe kadar selasen üç defa yıkadı. İla burada ma anlamında, dirsekle beraber üç defa yıkadı. Thumma gasala yedehu yusra ilal mirfaki selasen, sol kolu ardından üç defa ilal mirfak, ma'al mirfak, dirsekle beraber üç defa yıkıyor. Thumma masaha bi ra'sihi, sonra başını meshediyor. Peki müstahap olan mesh hangisi? Şöyle, şu üç parmak şöyle gidiyor, burayı sürmüyorsunuz, sonra böyle geliyor, şurayı kullanmamıştı, kulağına sokuyor, şununla da kulağın arkasını meshediyor. Yani elimizi, başımızı kaplama mesh yaparken her bir tarafını başımızda bir defa kullanır. Şöyle yapmıyoruz, kaldırıyoruz şöyle, şöyle değil. Şöyle, eğer böyle yaparsak o zaman burada müstamel olur burası. Tekrar aynı yere süreceksin, olmaz. Şöyle gidiyorsun, şöyle geliyoruz. Sonra kulaklarımız, bu parmaklarımız boşta kalmıştı. Öyle mesh yapıyoruz. Peki, thumma masaha bi ra'sihi, sonra başını mesheder. Thumma gasala rijlahu al-yumna selasen. Ardından ise sağ ayağını üç defa yıkar. Thumma al-yusra selasen, ardından sol ayağı üç defa yıkar. Thumma kale, ardından der ki. Kim diyor? Hazreti Osman radıyallahu anh. Yani böyle abdest aldı. Yani daha doğrusu ben şimdiki zamanla kullandım ama Hazreti Osman, siz geçmiş zamanda anlayın, abdest aldı, mazmada yaptı, thumma gasala vecehu, üç defa yüzünü yıkadı, efendim sağ el, sol el yıkadı, yaptı bütün bunları. Thumma kale, Osman radıyallahu anh buyurdu ki, ra'eytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem tevadda'a nahva vudu'i hâlâ. Peygamber aleyhisselamı bu gözlerle gördüm. Hangi halde gördüm? Tevadda'a, abdest aldı. Nehve vudu'i hâlâ. Bu benim abdestim gibi. Ama misle vudu'i demedi. Neden? Çünkü kim Allah Resulü aleyhisselam gibi abdest alabilir? Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi abdest alabilir arkadaşlar. Tabii edep ziyadesiyle sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratında. Onun abdesti gibi. Thumme tevadda'a ra'eytu Resulallahi tevadda'a, Efendimiz aleyhisselam abdest alırken gördüm. Ra'eytu Resulallahi, Efendimiz aleyhisselamı gördüm. Tevadda, abdest aldı. Nehve vudu'i hâdâ. Bu benim abdestimin benzeri gibi. Nahva vudu'i hâdâ. Thumma kâle, sonra dedi ki,
Men tevadda nahve vudu'i hada, kim bu benim abdestimin benzerini alırsa, bunun gibi alırsa, thumma yusalli rak'ateyni, bu kime ait? Efendimiz Aleyhisselam'a. Thumma yusalli rak'ateyni, ardından iki rekat namaz kılarsa, la yuhaddithu nefsehu fihima, bu iki namazda da kendine konuşmaz. Yani dünyevilik şeyler onları hatırına kendi iradesiyle getirmezse, la yuhaddithu nefsehu fihima fi rak'ateyni bi şeyin, yani dünyalık hiçbir şeyi hatırına kendi iradesiyle getirmezse, ama gayri ihtiyar aklına gelirse ondan sorumlu olmaz. Peki kim böyle yaparsa, men tevadda'a gufira lehu ma tekaddeme min zenbi, onun geçmişteki bütün günahları affolur. Hangi günahlar? Küçük günahları affolur. Yani abdest günahların affına, mağfiretine sebep olur kardeşlerim. Mevzuyla alakalı bir hadis-i şerif daha var. Onu okuyup dersimizi bitirelim. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنْ عَامِرٍ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ukbe bin Amir, Mısır'da 58 yılında vefat etti. Kabrini ziyaret etmiştim. Hazreti Ukbe'nin sahabi radıyallahu anh buyurdu ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Efendimiz buyurdu, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّعُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِ إِلَّا وَجَبَدْ لَهُ الْجَنَّةِ Hiçbir Müslüman yok ki abdest alsın, فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ abdestini güzel yapsın, ثُمَّ يَقُومُ sonra kalksın, فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ iki rekat namaz kılsın, mukbilen yöneldiği halde aleyhima, yani o iki rekatta, bi kalbihi kalbiyle, uvacihi yüzüyle, yani içiyle ve dışıyla yönelmiş olsun. Böyle hiçbir Müslüman yok ki illa vacebet lehul cenne, cennet ona vacip olur. Yani Allah'ın sözü var, kim abdest alır Allah rızası için bunu yapar, sonra da iki rekat namaz kılarsa, abdestten sonra iki rekat nafile namaz kılarsa, vacibet lehul cenne, cennet ona vacip olur. Hani Bilal-i Habeşi radıyallahu anh efendimizi annesinin ve kendinin renginden dolayı aşağılamışlardı. Ebu Zer de ona radıyallahu anh yabne sevda demişti. Ey siyah kadın oğlu. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a hadise intikal etti. Sende cahiliyeden kalıntılar var Ebu Zer dedi. Nasıl olur da İslam'dan sonra birini annesi siyah diye, ey siyah kadının oğlu diye çağırabilirsin Ebu Zer. Ebu Zer Efendimiz pişmanlığını izhar edebilme, tevbesinin samimiyetini Rabbine gösterebilme adına başını yere koymuş, siyah kadının oğlu siyah ayaklarıyla başımı çiğnemeden bu baş yerden kalkmaz demişti. Sonra sabah namazı. Efendimiz Aleyhisselam namazdan sonra geriye döndü, buyurdu ki, Bilal, senin nasıl bir amelin var ki inni semi'tu leyle haşfen aleyk beyne yedeyye fil cenne, gece rüyamda cennetteydim, sen de benim önümde yürüyordun, ayakkabının hışırtılarını duyuyordum, ne yaparsın sen Bilal dedi. Neyim var ya Resulallah? Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılarım. Efendimiz Aleyhisselam işte bu buyurdu. Yani bu namaz o kadar faziletli bir ibadettir. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın öyle bir kulu affedeceğini haber veriyor. Cenab-ı Hak Hazreti Bilal gibi radıyallahu anh bu ameli eda eden kulları arasına bizi alsın. Onlar gibi bize şuur, iman, feraset, ihsan eylesin. Ama şimdi abdest aldı, camiye gidiyor. Farza yetişirse o farz da abdest namazı yerine geçer. Tıpkı camiye
namaz vaktinde girdi. Namaza başlıyor veya vaktin sünnetini ancak kılabiliyor. Sonra imam farza başlayacaksa o namaz da tahiyyatül mescid namazı olur. Abdest namazı da ancak vakti yetiştiyse vakit namazı abdest namazı yerine geçer. Ama öyle değilse müstakil olarak Efendimiz Aleyhisselam kılmaya ümmetini davet ediyor. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.